Benim Ethereum'daki bir sonraki fiyat hedefim 3500 dolar seviyesi. Ancak tabii ki de bu seviyeye kadar başka önemli kilit seviyelerim de var. Bunlardan bu videoda sizlere bahsedeceğim. Bugün sizlerle Ethereum'daki fiyat hedeflerimden konuşacağım. Ethereum'da bir olası bir long pozisyonda e, stop loss noktası olsun, kar alma noktası olsun gibi konulardan konuşacağım sizlerle. Ayrıca sadece kısa vade için konuşmayacağım. Bugün sizlerle orta ve uzun vade için de Ethereum'daki fiyat tahminlerimden bahsedeceğim. Ethereum'da yaşanabilecek olası bir uzun vadeli grafik kırılımında hangi fiyatlara çıkabiliriz? Ethereum hangi seviyeler potansiyel olarak yükselebilir? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Bugün sizlerle birlikte Ethereum grafiğinin yanı sıra Ethereum Bitcoin grafiği ve Bitcoin dominansı gibi grafikleri de inceleyeceğim. Ayrıca bugün sizlerle 100 dolarlık gerçekten güzel bir bilmece çekiliş karışımı bir şey yapacağız. Sizce Ethereum şu anda ekranda bulunan grafikteki hangi bölümde bulunuyor bana göre? Tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylelikle 100 dolar kazanma şansına erişeceksiniz. Burada gördüğünüz üzere grafikte farklı farklı bölümler var. Disbelief olsun, Anger olsun, bu tarz e, kademelerden Ethereum'un hangi seviyede olduğunu düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 24 saat içerisinde 100 USDT kazanma şansı yakalayacaksınız böylelikle. Ayrıca sizler de işlemlerinizi açmak için gerçekten güvenilir bir borsa arıyorsanız sizlere KYC doğrulamanızı yapmanıza gerek bile olmayan Bingex borsasını önerebilirim. Bingex borsasını bir süredir kullanıyorum ve gerçekten çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Ayrıca Bingex'e benim bağlantıma katılırsanız 5000 dolara varan bir depozit bonusu ayrıca işlem kesinti ücretlerinde %50'lik bir indirim yakalıyorsunuz. E, bu tarz fırsatlar her zaman gelmiyor. Bu yüzden kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca yaklaşık olarak 10 gün önce bir Ethereum videosu yüklemiştim ve o videoda sizlerle Ethereum'da bir long pozisyonu açmıştım. O long pozisyonu şu an başarıla devam ettiğini söyleyebilirim. Yaklaşık olarak %300'lük bir kar gösteriyor bana. Sizler de bu tarz işlemlerimi kaçırmamak için e, aşağıdan kanala abone olup çanları açmayı unutmayın. Böylelikle altcoin videolarındaki işlemlerimi görebileceksiniz. Ayrıca Twitter'da e, artık e, rally yaşama sırasının Ethereum'da olduğunu bahsettiğim birkaç tane tweet paylaştım. Bugün bu grafiklerden sizlere bu videoda bahsedeceğim. Ancak bu tarz güncellemeleri en hızlı şekilde tabii ki de Twitter'dan paylaşıyorum. Beni Marzal Kripto adresinden Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın bu yüzden. O zaman aşağıdan kanala abone olup çanları açtığınıza göre artık Ethereum'daki teknik analizimize geçebiliriz. İtiharımın buradaki günlük grafik üzerine gerçekten güzel bir boğasal formasyon kırılımı yaşadığını söylemem gerekiyor. Buradaki boğasal formasyon kırılımındaki potansiyel fiyat hedefini bulmak için swing low noktasından swing high noktasına bir fiyat dizelgesi çekiyorum ve bunu... E, formasyondaki kırılımın yaşandığı yere koyarak Bana potansiyel fiyat hedefini gösteriyor Yaklaşık olarak %20'lik bir potansiyelimiz var şu anda Buradaki formasyon kırılımı Bizlere 2080 ile 2100 arasında Bir potansiyel fiyat hedefi vardı Bu Ethereum için kesinlikle gerçekten güzel bir fiyat hedefi Özellikle kısa vade için Ethereum'daki yükselişin bu yüzden devam edeceğini düşündüğüm için e, Şu anda açık olan işlemden Kar almak gibi bir düşüncem yok açıkçası Peki Ethereum fiyatına artık ne olabilir? Buradaki Ethereum e, Aynı grafikten devam edersek küçük bir konsolidasyon bölgesinin yukarı yönlü kırdığını görebiliyoruz. Konsolidasyon bölgesinin yukarı yönlü kırmasından dolayı ayrıca burada 200 günlük hareketli ortama seviyesinde üzerinde bulunuyor. Yani buradaki seviyeleri gerçekten Ethereum iyi bir destek olarak kullanabilir. Buradaki 1775 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortama seviyesi Ethereum için gerçekten çok önemli. Ethereum eğer bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece bu asal olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve açıkçası bu seviye gerçekten birkaç kere test etti zaten Ethereum aşağı yönlü ancak bir kırılım gelmedi. Açıkçası bunun gerçekten iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. Şimdi sizlerle daha uzun vadeli bir grafiğe geçersek, İtaram burada daha uzun vadeli grafikte gerçekten ciddi bir direnç seviyesini zorladığını söyleyebilirim. İtaram buradaki Nisan 2023'ten beri kullandığımız kanal formasyonunun direnç seviyesini şu anda test ediyor gibi gözüküyor. Ayrıca burada MACD'nin de yeşile döndüğünü görebiliyoruz ki bu gerçekten Ethereum için iyi bir haber olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca burada boğa marketi destek bantları indikatörünü de açtığımda e, o seviyede destek seviyesi olarak kullanabilir Ethereum. O seviyenin de üzerinde bulunuyor. Ayrıca burada tekrardan 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde 1775 dolar seviyesinde üzerinde bulunuyoruz. Şimdi sizlere Ethereum'daki boğasal içgüdülerimi arttıran iki farklı grafik göstereceğim. Bu iki farklı grafik de aslında Ethereum için iyi sinyaller taşıdığını söyleyebilirim. Öncelikle sizlerle o zaman Bitcoin dominasına geçerek başlamak istiyorum. Bitcoin dominasının yaklaşık olarak son bir senedir gerçekten iyi bir rally yaptığını söyleyebiliriz. Yaklaşık olarak son bir yıldır yaptığı bu rally burada karşılaştığı iki önemli direnç seviyesiyle devam ettirmekte zorlanıyor şu anda. Buradaki direnç seviyelerinden gördüğü satış baskısıyla beraber Bitcoin dominansında bir yavaşlama görebiliriz. Bitcoin dominansının burada yiyebileceği bir redle ile birlikte %50 seviyene kadar gerileme hatta ve hatta buradaki destek seviyesi olan %47 seviyene kadar gerileme görebiliriz dominansta. Bitcoin dominansının düşmesi demek Ethereum ve diğer altcoin'lerin Bitcoin tarafından ezilmesinin engellenmesi demek. Bitcoin dominansı düşmeye devam ettikçe ben diğer altcoin'lerim ve Ethereum'un rallilerine düzgün bir şekilde devam edebileceklerini düşünüyorum. Bir diğer göstermek istediğim grafik ise Ethereum Bitcoin grafiği. Bir süredir Ethereum'un Bitcoin karşısında düzenli olarak değer kaybettiğini söyleyebilirim bu grafiğe bakarak. Eylül 2022'den beri yaklaşık olarak Bitcoin karşısında Ethereum %40'lık bir değer kaybına uğramış. Burada Ethereum'un ancak şu anda Ethereum Bitcoin grafiğinde bir destek seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum Bitcoin grafiğinde bulunan bu 3 farklı destek seviyesi gerçekten çok önem taşıyor. İki tanesi gerçekten çok uzun süredir kullandığımız destek seviyeleri ve bir tanesi ise Fibonacci düzeltmesinden gelen bir destek seviyesi. Yani Ethereum buradaki üç farklı destek seviyesinin gücünü kullanarak Ethereum Bitcoin grafiğinde bir yükselişe sahip şahit olabiliriz. Şimdi sizlere açtığım Ethereum long pozisyona neden bir kar alma gibi bir düşüncem yok ondan bahsedeceğim. Tabii ki bunun için hedeflerimden bahsetmek istiyorum sizlere. Ancak hedeflerimden bahsetmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu anda ekranda bulunan grafikte sizce Ethereum hangi seviyede bulunuyor bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Doğru bilinen ilk kişi 100 USDT'lik bir ödül kazanacak. Ayrıca benim bağlantıma 1000 e katılarak 5000 dolara varan depozit bonusunuz ve %50 işlem kesinti indirimlerinizi almayı unutmayın. O zaman sizlerle artık Ethereum'daki fiyat hedeflerimden bahsetmek istiyorum. Videonun başında olduğu gibi 3500 dolarlık bir fiyat hedefi gerçekten Ethereum için mümkün mü? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi biraz dışarıya zoomlayarak buradaki fiyat hedefini nasıl mümkün olduğundan bahsedeceğim size 3.500 dolarlık fiyat hedefini nasıl mümkün olduğundan bahsedeceğim kısa vadeli fiyat hedefinin 2.100 dolar olduğundan zaten bahsetmiştim sizlere eğer Ethereum 2.100 doları yukarı yönde başarılı bir şekilde kırmayı başarırsa e, burada gerçekten daha önceden pek fazla fiyat aksiyonunun yaşanmadı, volümün hacimin gerçekten çok yüksek olmadığı bir seviyeye girecek. Yani burada aslında volümün hangi seviyede olduğunu bilmiyoruz Ethereum eğer burayı kırarsa. Bu yüzden volatilite nasıl olur bunun hakkında pek bir bilgimiz yok. O yüzden görünürde bir direnç seviyesi olduğunu da düşünmüyorum aslında. Eğer Ethereum burada 2100 dolar seviyesini aşarsa 3500 dolara kadar bir rally yapabileceğini görebiliriz bu yüzden. Ben bunun için 2024'ün ikinci çeyreği gibi bir tarih verebilirim açıkçası. Bu yüzden ben aslında buradaki fiyat hedeflerinden dolayı buradaki işlemden kar almak istemiyorum. Hatta buradaki işleme biraz ekleme bile yapabilirim aslında. Ben bu işlemi dediğim gibi Bingex üzerinden açtım. Bingex üzerinden sadece kripto para var değil aslında. Kripto paraların yanı sıra e, hisse senetleri, Forex ve MTA'larda da işlem yapabiliyorsunuz. Bu yüzden Bingex aslında öne çıkan bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi benim bağlantıma katıldığınızda 5000 dolara varan bir depozit bonusu ve işlem kesitlerinde %50'lik bir indirim yakalıyorsunuz. Ben buradaki işlemime o zaman biraz daha ekleme yapmak istiyorum. Yaklaşık olarak 250 dolarlık bir ekleme şu anlık yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet burada 250 dolarlık bir ekleme yapıyorum. Dediğim gibi 40 kaldıraç kullanıyorum gördüğünüz üzere burada. Tabii ki de kaldıraçlar sadece ve sadece tecrübeli traderlar içindir. Bu işlem hakkında sizleri devamında da ilerleyen zamanlarda güncellemeye devam edeceğim. Ancak sürekli güncellemeleri dediğim gibi Twitter'dan Marzal kripto adresinden paylaşıyorum. Beni orada da takip edebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu anda Ethereum sizce hangi seviyede bulunuyor? Bunu yorumlarda belirtmeyi ve 100 dolar kazanma şansını yakalamayı unutmayın. Ayrıca son zamanlarda sürekli altcoin teknik analiz videoları yüklüyorum. Altcoin güncellemeleri paylaşıyorum. Bu tarz altcoin videoları hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve gelecekteki altcoin teknik analiz videolarımı kaçırmamak için de abone olup çanları açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla altcoin videosunu kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Son zamanlar gerçekten güzel videolar yüklediğimi düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.